Türkiye'de iyi şeyler oluyor. Bugün İstanbul'da yapılan, Cumhurbaşkanı'nın e, açtığı barış görüşmeleri, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmeleri çok önemli. Türkiye diplomaside tarih yazıyor. Altını çizerek söylüyorum. E, Antalya'daki bu toplantından sonra ikinci kez e, İstanbul'da bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmış heyetlerin. ha Bir şey çıkar mı? Çıkmaz bence. Hemen bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü öyle bir batağa battı ki Rusya şu anda Ukrayna'nın içinde daha da batacak. Yani bunlar iyi günleri görün. Hemen çıkabilmesi pek mümkün değil. Ama ilginç bir detay var. Abramovich ve iki müzakereci zehirlendi diyorlar. Buradaki detay zehirlenmek değil. Abramovich'in müzakerelere katılıyor olması. Ukrayna'ya gidiyor, işte şeye gidiyor bir yandan mallarına el kondu. Bir yandan Ukrayna'daki mağdur insanlara yardım edeceğim diyordu. Ben bu Abramovich'i çözemedim. Biraz Hakan Bıçakçı gibi yani. <laughs> yani bir yandan yani Putinci mi değil mi niye bu kadar bu işin içinde neresinde tam şey yapamadım yani oturtamıyorum tam bir yerde. Yetmezmiş gibi şimdi bir de Gaziantep Sporu alacağı konuşuluyor. Bence yakışır. Burak Elması da başkan atır, atar. atar. <laughs> Pardon ya tarihten bir sayfa. Neyse şimdi Ruslar biliyorsunuz muhalifleri ister iş adamı olsun ister siyasetçi zehirlemesiyle de ünlü. Böyle bir rivayet var ve hatta bu kanıtlandı, diziler çekildi, insanlar tutuklandı, yargılandılar. Ee, ve de şimdi Washington Post'ta sanırım bir haber çıkmış. Acaba diyorlar Abramovich de işte, e, zehirlenmiş olabilir mi? Çünkü 4 kişi katılmış, 3'ü sadece su ve çikolata yemişler, su içmişler. E, 3'ü hastalanmış ya da insanlar şey yapıyor ulan acaba bir şey de olur mu olmaz mı diye. Abramovic bugün de müzakerelerde görülmüş. Dolmabahçe Sarayı'nda başlamış görüşmeler. Umarım bir şey çıkar. Çıkmasa bir de Türkiye için şu andaki pozisyonuyla, durumuyla önemli bir e, olaya ev sahipliği yapıyor. Bir şey, İbrahim Kalın, CNN International'dan Becky Anderson'a röportaj vermiş. S-400 konusunda demiş ki Amerika yöneticileri bu süreci doğru değerlendirirlerse bence burada netice alabiliriz. S-400 konusunda, konusunda pozisyonumuzu daha önce açıkladık. Değişiklik söz konusu değil. Ya böyle bir zırva attılar ortaya. Efendim Türkiye S-400'ü Ukrayna'ya versin. Ya he he yani hiç olmayacak işler yani hani. Bloomberg de Rusya ve Belarus'ta yayınlarını durdurmuş. Hala manda yoğurdu mu konuşuluyor? Tamam abi güldük, eğlendik, esprisini yaptık, geçtik. Manda yoğurdundan siyaset mi olur? Pahalı bir şey de değil işte. Bugün Fatih Altaylı yazmış o kadar abartmayın diyorlar. Bir oturuşta herhalde bir tane, bir kaseyi yemiyorsa, bir, bir bilmem ne içmiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı ki yiyeceğini zannetmiyorum. <laughs> o kadar da abartılan bir şey değil. Tadı da fena değilmiş işte. Dediğim gibi biraz da ejder meyvesi olsa içinde daha da iyi olabilir yani. Saray mutfağına benden öneri. MHP'li Sancaklı, Saffet Sancaklı Erdoğan'la görüşmüş. Temmuz'da askeri zam gelecek demiş. Gelecek tabii gelmek zorunda. Nasıl yiyecek abi? Millet ne yiyecek, ne içecek? Niye diyorum? E çünkü enflasyon var. Enflasyon TÜİK'in dediği gibi değil ki. Bu arada et ve süt kurumu başkanını görevden almışlar. Niye aldınız ya? Adam iyi bir şey demişti. Demişti ya kuyruk var diye zam yaptık demişti. <laughs> Akıllara seza. <laughs> Yerine yeni birisini getirmişler. Dolayısıyla adam sadece %48 zam yapmıştı. O kadar da abartmayayım. 50 de yapabilirdi. İyisine bakın. Dolu tarafını görelim. Bardağı. Boş tarafını görmeyelim yani. Ahmet Hakan da yazmış. manda yoğurdu. Bir çay kaşığı bal, iki üç yumurta. biraz yulaf ömesi. Sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar değil. Yani çok zengin olmanıza gerek yok. Ya çok korkunç bir şey yapıyor AK Parti. Gerçekten korkunç bir şey yapıyor. Şimdi böyle torba kanunlar var ve o ka torba kanunlarda atıyorsun torbaya 50 tane kanunu aynı anda çıkartıyorsun. Şimdi bu 5 müteahhitler meselesi var. Bunu muhalefet de sık sık kullanmaya başladı. Ama tutar, ama tutmaz. Ama böyle bir şey var. AK Parti bir tane kanun çıkartıyor. Ve de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de bu sansürdür diyor bu kanuna şirketin itibarını kırabilecek diye yalan haber yapılmayacakmış. Şimdi yalan haber ne? Doğru haber ne? Tam orası ayrı bir tartışma. Yani hani asıl hedef bu 5 müteahhit demeyecek. Dedirtmeyecekler yani. İhaleleri alan 5 müteahhit var ya şu anda Türkiye'de ihaleleri en çok alan müteahhitleri korumaya çalışıyorlar. Ve bunun için de sansür getiriyorlar. Bu çok korkunç bir şey. Ve bu iş inanın eğer bu kanun çıkarsa bu iş daha da büyür. Yani bu iş artık bir şeye dönüşür yani. Herkes kulakta beş müteahhitler demez, beş harfler derler. Ne diyeceksin? Yani beş bilmem neler derler. Daltonlar derler, Maltonlar derler. Bunun sonuna geçemezsin. Bu sadece kartopu gibi bu işi o kadar çok büyütür ki. Hangi aklı evvel bunu önerdiyse saraya ya da işte külliyeye. Ya biz abi şöyle bir şey yapalım. Bundan sonra da bunu yasaklayalım diyorsa. Bilin ki bu insan ne siyasetten anlıyor ne halkla ilişkilerden anlıyor bu iş bu beş müteahhiti dünya çapında ünlü yapar. Bir de saçma sapan bir yasa. Efendim şirketin itibarını zedeleyecek haber yapamazsın. Nereden bileceğiz abi? Ne ne istiyorsunuz o zaman? Değil ki gazetecilik yapamazsınız. Haydi sen sağ ben selamet. Kapat Bak Rusya yapıyor abi. Ukrayna'da şey Zelenski birkaç şeye konuşmuş siteye. Adam kapattırdı. Bak bunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki ya abicim burası otokratik bir ülke. Gazetecilik yapmıyorsunuz. Haydi bakalım. Alışın. Seçim var. Eğer kapırlanmazsalar size de seçerler. Onu anlarım. Ama böyle dolanarak ya bundan sonra şirketlerin efendim itibarını sarsmayacakmışız. Abi dünyanın neresinde böyle bir saçmalık olabilir? Yalan haber yapmayacak mısınız? Yalan haber yaparsanız zaten cezası var. Rütü var, mütü var, zütü var yani. Kanunu var. Ya gerçekten insanın aklıyla dalga geçmenin ötesinde. Hani bir iş ne kadar büyür? büyür. Dur abi şu beş müteahhit bir şeyini biz bir tek Türkiye'de muhalif konuşuyor. Şimdi Meral Hanım'ın ağzında, şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzında biz bunu bütün dünyaya büyütelim. Ne yapalım? Bunu söylemeyi yasaklayalım. Ya sarayda fıkra anlatır gibi bir şey bu ya. Vardır ya masalda. Efendim günlerden bir gün kralın teki çıplakmış. E hiç kimse de ona söyleyemiyormuş. Kral çıplak diyemiyormuş gibi bir şey bir hikaye bu ya hani. Hay Allah'ım ya. Beş müteahhit diyemeyeceksin yasayla. Bir de bu yasalar abi döner dolaşır böyle şeyleri vurur. Bir bırakın artık hangi çağda yaşıyorsunuz? Yasaklayarak hiçbir şeyi kapatamazsınız. Siz mesela bundan rahatsız mı oluyorsunuz? Dersiniz ki ya kardeşim al işte kamuya çıkarttığımız şeyler. Ver ver sopayı ver anlatacağım. <laughs> Hakan'cığım sopayı uzatır mısın? Gördüğünüz gibi kamuya verilen ihaleler bunlar. Bak bakalım kaç müteahhit almış? 125 tane müteahhit almış. Bak geçen gün İGA ile ilgili bir haber çıktı. İGA'nın müteahhiti dünyanın en çok ihale alan müteahhiti diye. Emre Alkin çıktı dedi ki ya bu haber yalan. E bak Dünya Bankası şey varmış. E kaldırdılar bu haberi dedi. Tartışma bitti abi. Çünkü bir yalanı ne kadar gidebilirsin? Sen dersin ya kardeşim böyle bir şey yok bak. Nereden çıkartıyorsun? Diye. Elektrik ihalesinde onlar var, yol ihalesinde onlar var, havalimanı ihalesinde onlar var, bilmem ne ihalesinde onlar var. İşte tablo burada sopayla gösteriyorum sana. Bak başka müteahhitler de var. Bak CHP'li milletvekilinin oğlu da almış. Dersin biter abi. Bu iş böyle biter. Ama öbür türlü dur abi yasaklayalım. Niye şirketlerin itibarını koruyoruz çünkü? Tam bir zırvalık yani. Hani bütün dünyaya haber olursunuz ya. Bütün dünyaya sadece şey değil yani hani. Ama dersiniz ki dur abi bir rezil olalım bütün dünyayı. Ne yaptı Abi bütün ihaleleri 5 veriyorlar veriyorlarmış Türkiye'de. Oh really? Yes. Do you know what happened? <gülüyor> what? <gülüyor> Ve demişler ki hükümet bunları söylenmesini yasaklayalım. niye demişler? Müteahhitleri çok seviyorlarmış o yüzden demişler. <laughs> Demezler yani. <laughs> Milletin aklına şu gelir. Ulan bunun dediklerine göre acaba bunlar ortak mı derler yani. Bu, çünkü buradan bu anlam çıkıyor yani. <laughs> Allah'ım ya. Yani şimdi bilmiyorum Meral Hanım konuştu mu, Kemal Bey konuştu mu ama manda yoğurdundan çok bunu konuşmak lazım yani. Yoğurdun büyüğü burada yani. yani manda yoğurdundan değil de burada şeyde. Bir de şey, şirketlerin şeyini korumak için. Vay be.